Kanal 3 Ana Haber'den mutlu akşamlar. Bugün de sizlere Afyonkarahisar'da ve bölgede yaşanan önemli gelişmeleri ekranlara getireceğiz. Efendim dün akşam 20.15 civarında yaşanan olayda Afyonkarahisar Hava Meydanı'nın komutanından kalkan iki kişilik uçak motor arızası nedeniyle Afyon Koçtepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi hayvan çiftliğine düştü. Maddi hasarla atlatılan kazada can kaybı olmadı. Dün yaşanan olayda Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkan iki kişilik uçak, motor arızası nedeniyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi hayvan çiftliğine düştü. Düşen eğitim uçağıyla ilgili valilikten yapılan açıklamada olayın maddi hasarla atlatıldığı ve can kaybının olmadığı belirtildi. Afyonkarahisar Valiliği, ÜPK adlı kadın pilot ile YEB adlı pilotun yaralandığı eğitim uçağı kazası ile ilgili yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi bir can kaybının olmadığı kazada maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup ayakta tedavileri sürdürülmektedir ifadelerine yer verildi. Olayda hafif şekilde yaralanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan pilotları Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ziyaret etti. Ziyarette Vali Yiğitbaşı, ÜPK adlı kadın pilot ve YEB adlı pilotla bir süre sohbet ettikten sonra hastaneden ayrıldı. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na ait olduğu açıklanan iki kişilik eğitim uçağı kalktıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülenirken uçağın büyük bir kısmının hayvan sulama kanalının içinde olduğu gözlendi. Öte yandan uçağın kuyruk kısmında parçalanma olduğu öğrenilirken savcılık ve jandarma tarafından başlatılan incelemenin tamamlandığı kaydedildi. Efendim pilotlarımıza geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diyoruz. Efendim biliyorsunuz dündeki haberlerimize de vardı. Posta gazetesi iki gündür Afyonkarahisar'ı adım adım geziyor. Yetkililerle görüşüyor. Afyon'un ekonomisini, kültürünü, mutfağını, her şeyini görevlerden bilgiler alıyor. Ve bugün de Posta gazetesi Afyonkarahisar'daki durağı İsçehisar, Avşar Maden Suyu ve Marmara Akademisi oldu. Posta gazetesi Afyonkarahisar'ın iş gücü potansiyelini ve istihdam kaynaklarını görmeye devam etti. İl merkezindeki ziyaretlerden sonra Marmara'nın başkenti İsçehisar'da Avşar Maden Suyu'nu gezen Posta gazetesi heyeti ardından Marmara Akademisi'ni ziyaret etti. Ama bunun cevabı yok. Yanlış bir iş. Avşar Maden Suyu sahibi ve Marmara Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Şuayb Demirer öncülüğünde önce konuşmalar yapıldı, sohbetler edildi, ziyaretçilere maden suları ikram edildi. Avşar Maden Suyu tesisleri ziyaretçilerden tam not aldı. Heyetin sonraki durağı Türkiye'de ilk ve tek olan Marmara'nın başkenti İsçihisar'da kurulan Marmara Akademisi oldu. Pilotlaşı getirdik. Kafasının tamamen aldık. Daha sonrasında da işte saçlarını, ondan sonra kıvrımları makinede ince... Marmara Akademisi slide gösterisiyle ziyaretçilere tanıtıldı ve İsçihisar Belediye Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin, İsçihisar Mermerciler Dernek Başkanı Muharrem Çakmak, Marmara Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Şuayb Demirel, Marmara Akademisi'nin tanıtımını yaptı. Anıtkabir'deki mermerler İsçihisar'dan gitmiştir bu tarihte. 6 tane, 8 tane camız ya da affedersiniz öküz koşmak suretiyle ilkel usullerle çalışılıyordu. Tabii o ilkel usullerden bugünkü günleri yakalamak, böyle büyük düşünen, ileriyi gören iş adamlarımız sayesinde oldu. Bu organize sanayi 1984'tür başlangıcı. Tabii ki burada rezervlerimizin çokluğuyla övünüyoruz bir yandan. Yani ihracat, ithalat kıyaslamasını yapacak olursak. Bir yandan da ülkemizde yapılan kamu binalarında hala ithal taşlar kullanılmakta. Bu da biz üreticileri üzmektedir. Yani dünyanın %33 rezervi bizde diyoruz. Havaalanlarımıza, hastanelerimize de ithal granit taşlar kullanıyoruz. Burası farklı bir şehir.
bu şehir taştan ekmeğini çıkaran bir şehir. Burada doğan herkes taştan ekmeğini çıkarıyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen insanlar bu iş ne kadar zor filan diyor. Aslında bu iş çok zor filan bir iş değil. Hepsi yaptığımız zaman iş oluyor. Yani çok zor bir iş değil. Ama şu var, hakikaten dünyada bilinen bir şehir. Hakikaten dünyada Afyon mermeri dediğimiz zaman, yani temeli burasıdır, merkezi burasıdır, metinler buradadır. Tabii ki şehir olarak anılıyor. Ama neticede Eskişehir'de bütün Türkiye'ye mermer teknolojileri ve mermer üretim bilgisi ve Türkiye'de açılan ocakların çoğu Eskişehir'ler tarafından açılmıştır. Bu önemli bir parametredir. Ve Türkiye'de ilk defa İktisat Organ Sanayi'de mermer organ sanayi burada açılmıştır. Afyonkarahisar Valiliği Posta Gazetesi'nin yönetici yazar ve çalışanlarını ildeki ziyaretlerinin ardından akşam yemeği için Akdeniz Termal'de ağırladı. Afyonkarahisar'da yerin altı da yerin üstü de zenginlik. Afyonkarahisar Valiliği, Akrones Termal Otel'de Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli ve gazetenin yazar kadrosunu ağırladı. Sanayici, doğal taş sanayicilerimizin birçok ilde... Posta Gazetesi heyeti ilk olarak ATSO ve belediye ziyaretlerinde bulundu. Ardından heyetin son durağı Akrones Termal Otel oldu. Posta Gazetesi heyeti akşam yemeğinde Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Emniyet Müdürü Ali Temiz, AKÜ Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, ATSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci ve çok sayıda iş insanıyla bir araya geldi. Düzenlenen akşam yemeğinde konuşan ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, bu topraklar Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardır dedi. Sayın konuklar, malumunuz olduğu üzere Ağustos ayı milletimiz için zaferler ayıdır. Bu yıl Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Valiliğimiz, belediyemiz, ticaret ve sanayi odamız ve ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlar adeta kenetlendi. Bu kutlu günleri şanına yakışır şekilde anıyoruz. Sizler de yarın Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'yi ziyaret ederek göreceksiniz. Belki birçoğunuz daha önce gördünüz. Bu topraklar işgal günlerinin acılarını duyan, çetin mücadelelerin yaşandığı, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardır. ATSO Başkanı Hüsnü Serteser'in konuşmasının ardından Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey'e de teşekkür etti. Burada bir gönül bağı kurduk. Ayrıca bir küçük parantez açmak istiyorum. Bu güzel ziyaretimizin için çok emek sarf eden bu şehrin gönül elçisi Mehmet Emin Güzbey'e de çok teşekkürlerimi ayrıca iletmek istiyorum. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de konuşmasında "Zaferin başkentiyiz" diyerek şu ifadeleri kullandı ve Posta Gazetesi'ni ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'deki ender illerin başında geliyoruz. Zaferin başkentiyiz, Büyük Taarruz burada başladı, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar burası. Tabii mermerin başkentiyiz, herhalde 400'e yakın iri ufaklı mermer işletmemiz var. Ülke ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Yumurta üretiminde Türkiye borsasını belirleyen tek iliz. İddialı konuşuyoruz. Sporun da başkenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında teşriflerinden ötürü teşekkür ettiği Posta Gazetesi yazarlarına "Sizler şehrimizin güzelliklerini tanıtmanın inşallah sözcüsü olursunuz" dedi. Sizin buraya teşrifleriniz, sizin bu ziyaretiniz bizim için gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Sizler bizim şehrimizin, burada anlatılan bu güzelliklerin, bu tarihin, bu kültürün, bu dokunun, bu coğrafyanın, bu gastronomi şehrinin, belki burada anlatamayacağımız aslında birçok şeye sahiplik eden bir kavşak noktası olan, aynı zamanda Büyük Taarruz'un, Zafer'in meşalesinin yakıldığı bu şehrin inşallah sözcüsü olacaksınız diye düşünüyorum. Yani bizim hikayemizi aslen anlatmayı biz sizlere inşallah bırakacağız, sizlere havale edeceğiz. Çünkü sizler kalem üstadlarısınız.
sizler güçlü kalemlerinizle inşallah belki buraya çok daha fazla merak uyandırarak, çok daha fazla milletimizin teveccühünü arttırarak inşallah bizim zaten yapmaya çalıştığımız, zaten gayret ettiğimiz, zaten şehrimizi daha iyi bir noktaya getirmeye çalıştığımız ve bizzat görünür ve bilinir kılmaya çalıştığımız pek çok şeyi inşallah sizlerin kalemleri, sizlerin sayfaları, ekranları sayesinde diğer vatandaşlarımıza, yerli turistlerimize, yabancı turistlerimize ulaşmasını sağlayacağız. Daha fazla bir arada olmamız lazım diyen Yiğit Başı şunları kaydetti. Bizim şehrimizin gerçekten anlatılacak çok şeyi var. Bunu burada bir saatle, iki saatle zaten bitiremeyiz ya da anlatmakla bitirilmez gerçekten. Daha fazla inşallah bir arada olmamız lazım, daha fazla iletişimde olmamız lazım. Daha fazla şehrimizi anlatmak için sizlerle, gazetecilerimizle, yazarlarımızla, edebiyatla, kültür, sanatla buluşturmamız lazım inşallah şehrimizi ve insanlarımızı. Bu minvalde gerçekten Büyük Taarruz'un 100. yılını kutladığımız bu ayda, bu dönemde, bu tarihi dönemde ben de tekrar hepinize teşriflerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Taytak, merkeze bağlı köy muhtarları, Toplancı Hale esnafını ve sel felaketinden etkilenen Bolvedin ilçesine bağlı Kutlu Köyü ve Güney Köyü'nü ziyaret etti. MHP MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya İl Başkanı Mehmet Kocacan, Başkan Yardımcısı Ahmet Kahveci, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Gün, Recep Yaman, Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal ve MHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili ve Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi Ahmet Zeki Ertürk katıldı. Toplantıda Ertürk, geçtiğimiz aylarda yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde vermiş olduğu desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti. Ben Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısından sonra siz muhtarlara teşekkür yemeği vermeyi düşünmüştüm. Bugün Sayın Vekilime de aktarınca dedi ki birlikte katılalım, biz de istişare halinde olalım. Muhtarlarımızın ihtiyaçlarını dinleyelim. Geleceğe yönelik yapacaklarımız neler, onları alalım şeklinde bir tavsiyesiyle iş bu şekilde dönüştü. Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde vermiş oldukları desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden milletvekili Taytak şöyle konuştu. Sağ olun, büyük desteklerinizle Köylere Hizmet Birliği'nde görev aldı. Başkanımız hizmet ediyor. Demek ki sevgili başkanımız sizler tarafından sevilmiş. Demek ki hizmetlerini elinden geldiğince yapmış. İnşallah bundan sonraki süreçlere daha iyi şekilde elinden geldiğince köylerimize götürecek olan tüm hizmetleri adaletli bir şekilde her köyümüze ulaşmanın sağlamak için çaba gösterecek. Doğduğunuz topraklarda, doğduğunuz yerde toplumla olan ilişkilerinizin sayesinde akrabalarınız, komşularınız sizi sevenler sayesinde muhtarlık yapıyorsunuz. Orada da ne yapıyorsunuz? Kendi işinizi bir kenara bırakıp toplumun ihtiyaçları neyse, köyümüzün ihtiyaçları neyse en doğrusunu yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için de kaymakamımızla, valimizle, vali amcalarımızla, milletvekillerimizle, meclis üyesi arkadaşlarımızla birebir temas halindesiniz. Hem de kendi köyünüzdeki kimin neye ihtiyacı var, kim nedir, kim ne değildir, kim şunu yapar, kim bunu yapar, hepsini bilirsiniz. Tabii ben de muhtar çocuğuyum. Ondan dolayı muhtarlığın ne anlama geldiğini bilirim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz muhtarlarımıza sevgi ve saygıyla bakarız. Yani onlar bizim için çok önemlidir. Kendi dar imkanlar içerisinde elinden geldiğince oradaki topluma adalet bize hizmetle çalışır. Özellikle Cumhur İttifakı'na ricamız olur ki biz bu eksiklerin tamamını zaman içinde çözebiliriz. Milletvekili Taytak ve MHP heyetinin bir diğer ziyaret durağı ise Toptancılar Hale esnafı oldu. Afyonkarahisar Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çileoğlu'yla birlikte hal esnafını tek tek dolaşan Taytak hayırlı işler diledi. Başkan Çileoğlu'ndan halden çıkış meyve ve sebze fiyatlarını öğrenen milletvekili Taytak şunları söyledi. Türkiye batıyor falan diyecekler ya. Hangi esnafa geldiği zaman bir tane salata vermez? Ya, tabii yani. Bizim çarşıda, perakende, reyonumuz var. Bir tane değil, bir kilo, iki kilo para almadan veriyor. Sayın milletvekili, doğru mudur? Hayır, burada bile veriyoruz yani.
Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı haftalık basın toplantısında konuşan İl Başkanı Mehmet Kocacan gündemdeki konuları değerlendirdi. Gayret etmelerini gerektiğini beğendik. Bu ziyaretlerimizde de genelde... Kocacan İl Başkanlığı'nda kameralar karşısına geçti. Konuşmasına dün yaşanan eğitim uçağı kazasına değinerek geçmiş olsun dedi. Çocuklarımıza, pilotlarımıza ve subaylarımıza kazasız belasız nice uçuşlar temenni ediyorum. Kocacan 3 gündür milletvekili Mehmet Taytak'la birlikte çeşitli ziyaretler yaptıklarını ve STK'ları oda başkanlarına dinlediklerini aktardı. Bu ziyaretlerimizde de genelde arkadaşlarımızla çok iyi derecede eksik taraflarını, olabilecekleri, bizim yapabileceklerimizi hemhal olarak paylaştık. Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Afyonkarahisar'a gelmesinin beklendiğini aktaran Kocacan şunları söyledi. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi 29 Ağustos'ta burada olacağını beyan ediyor. Tabii o gelince Cumhur İttifakı adına büyük bir ihtimaldir ki Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendimiz de burada ağırlarız. İnşallah Afyon Ağustos ayını dolu dolu yaşayacak. Kocacan basın mensuplarının sorularını da cevapladı. STK'ların MHP'ye bakış açısıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi Kocacan. İttifak içinde dönen oyların olabileceğini belirtti. Gittiğimiz yerlerde bize şöyle bakıyorlar. Ben bunu söylemekten de imtina etmiyorum. Tabii basın dikkat kesilir bazı şeylere. Oy geçirgenliği ya da oy geçişleri diye bir şey var ya. Cumhur İttifakı'na inananların Millet İttifakı'na falan taşıyacağı hiçbir oy yok ben size söyleyeyim. İttifakın kendi içinde dönen bir oylar olur. Kocacan seçimlerin kilidinin gençler olduğunu söyleyerek gençlerin ne istediğini anlattı. Gençler her sahada olabilen insanlar istiyor. Yani onlarla birlikte eğlenebilecek, aynı zamanda araştırabilecek, aynı zamanda sorgulayıp soruşturabilecek böyle insanlar istiyorlar. Kocacan, afşetin ücretlerine yapılan zammı da yanıtladı. Afşetin asli işine yatırım yapmasının uygun olacağını dile getirdi. Ama yapılan zamlar, geçen sene ısınamadık, para ödedik. Bu sene inşallah ödediğimiz derecede ısınırız. Ben buradan bürokrasinin içinde olan, yönetici olan arkadaşlarımıza biraz daha duyarlı davranmasını talep ediyorum, istiyorum. Çünkü bunun içinde emeklilerimiz var, dulumuz var, yetimimiz, öksüzümüz var, devlet kurumlarımız var. Bunlar da bu işten yararlanıyorlar. O yüzden hep beraber hem olalım, kar amacı gütmesin, aman bir yerlere de destek vermesin. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Kocacan, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının kendisine yöneltilen Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri ilgiliyle konuştu. Kocacan, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Üstü Serteser'in Afyonkarahisar ticari hayatı için önemli bir değeri olduğunu söyledi. Dedikoduyu, haseti, çekememezliği bir tarafa bırakıp... Kocacan, haftalık değerlendirme toplantısında önümüzdeki süreçte gerçekleşecek oda ve borsalardaki seçimlerle ilgili görüşünü aktardı. Gayret etmelerinin gerektiğini beğendik. Bu ziyaretlerin... Kocacan, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser'den övgüyle söz etti. Şimdi ticaret odasında Hüsnü Serteser Bey aslında Afyon için büyük bir renk, büyük bir kazanç. Eğitimiyle, kariyeriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki atraksiyonu ve etkinliğiyle iş adamlığındaki bazı şeyleri süspansiye ederek, kendi üstüne alarak ilgi alanı olmadığı halde Afyon'un kazancı olsun diye tuttuğu değerler var. Bakın, başka birini aklımızdan geçirebiliriz, gönlümüzden geçirebiliriz. Ama yaptıkları, yapacakların delaleti ise eğer kendisi ben istemiyorum dese bile orada olması gerekiyorsa böyle iş adamlarını, böyle aktif insanları yerlerinde tutmamız lazım. Bakın Üstü Bey, çok uzun süre değil ama yeteri kadar sürede bile olsa o tecrübesiyle Afyon'a çok büyük katkı veriyor. Kocacan, Borsa Başkanı Mehmet Mühsürler'in de başarılı olduğunu ifade etti. Afyon için hayırlısı, bu odalara kayıtlı esnaflarımız için hayırlısı kimse o olsun.
Afyonkarahisar Belediyesi'nin düzenlediği 100 yıllardır devam eden 40 hatimli 40 kazanlı pişen aşure geleneği bugün duvarlarla açıldı ve aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Hazreti Mevlana zamanından beri yüzyıllardır süre gelen 40 hatimli 40 kazanda pişen aşure geleneği bu yılda yaşatıldı. Yani 40 hatimli 40 kazanda pişen aşure geleneği kılınan ikindi namazının ardından dualarla açıldı. Bu geleneği yaşatan ve şu anda bu ikramda bulunan ve bu ikramı hazırlayan bütün kardeşlerimizin sayeni meşkur, zembini mağfur, amellerini makbul, ticaretlerini ticaretellen tebur sırrına sen mazhar eyle ya Rabbi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, aşağı yukarı 520 yıldır yaşatılan bu geleneği devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Aşağı yukarı 520 yıldır devam eden, ecdattan kalan bir geleneği, 40 kazanda 40 hatimli aşure geleneğini bugün mayalama işlemini gerçekleştirdik. İnşallah yarın cuma namazını müteakip hazırlanan aşurelerimizi halkımıza dağıtmaya başlayacağız. Herhalde bir 7000 kişiye falan ulaştırmaya çalışacağız. Yıllardır devam eden bu geleneği biz de aynen günümüzde devam ettirmeye çalışıyoruz. Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven de Konya'dan sonra ikinci Mevlevi merkezinin Afyonkarahisar olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti. Bildiğiniz gibi Konya'dan sonra ikinci Mevlevi merkezi Afyonkarahisar. Bunu tüm hemşehrilerimize buradan hatırlatayım tekrar. Yüzyıllardır devam eden 40 hatimli, 40 kazanda pişen haşureyi inşallah yarın cuma namazının mutabakinde tüm halkımıza, Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize dağıtacağız. Bildiğiniz gibi Hicri yılbaşı 10 gün önce başladı. 12 gün oldu daha doğrusu. 12 gün önce Hicri yılbaşı başladı. Bugün de Muharrem ayı içerisindeyiz. Muharrem ayı önemli ay. Çünkü içerisinde gerçekten çok önemli günler var. Çok değerli günler var. İşte Kerbela var, Hazreti Hüseyin var. Biz buradan tüm Muharrem ayını, tüm İslam alemine, tüm kardeşlerimize kutluyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Yeni yılımız inşallah hayırlı olsun diyoruz. Burada da bu geleneği devam ettiren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onların gönüllerine göre versin diyorum. Ve inşallah bu gelenek biz yaşadıkça, bu millet ayakta oldukça ki kıyamete kadar inşallah millet ayakta olacak. Kıyamet gününe kadar devam edecek. Biz buna inanıyoruz. Bizler yapacağız. Bizden sonraki çocuklarımız, torunlarımız bunu devam ettirecekler. Çok güzel bir gelenek. Bugün mayasını kardık. İnşallah yarın da aşuresini dağıtacağız. Hayırlı olur. İnşallah şifa olur halkımıza. Efendim hafta başından beri Teknofest ilimizde yapılıyor. Ve bu haberde de bu gençlere şapka çıkartılır cinsten bir haber. Selçuk Üniversitesi Hava Araçları takımı turşu bidonundan yangın söndürme insansız hava aracı yaptı. İnsansız hava aracı belirlenen yerden kendisi su alıp yine tanımlanan yangın noktasına otomatik olarak su boşaltıyor. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında uluslararası ve liseler arası insansız hava araçları yarışması Afyonkarahisar'da devam ediyor. Teknik kontrole bekleniyorsunuz hızlı bir şekilde. Bu kapsamda takımlar araçlarını yarışma alanında uçuruyor. Bu yarışmalarda boy gösteren birbirinden ilginç insansız hava aracı var. Bunlardan birisi de turşu bidonunun su haznesi olarak kullanıldığı SÜHA takımının drone'u. Bu drone tamamen otomatik olarak belirlenen noktadan su alıyor ve belirlenen noktaya su bırakarak otomatik olarak söndürme çalışması yapıyor. Altı öğrenci ve bir danışman öğretim görevlisinden oluşan SÜHA takımının kaptanı Barış Atasever icatlarını anlattı. Teknofest kapsamında bir proje geliştiriyoruz. Projemiz bu yıl başlarında kurulmuş yeni bir takımız. Projemizde yangın söndürme olayında devam ettik. Projemizi geliştirirken haznemiz su alması gerekiyor. Hazneye su dolması gerekiyor. Önce haznemizi suyu çektikten sonra balonu patlatarak olay yerinde görüntü işlemeyle bularak kırmızı hedef nokta yani yangın noktasını tespit ediyoruz. Suyumuzu boşaltıyoruz. Su haznesi olarak ilginç bir materyal kullanan gençler o konuya da açıklık getirdi. Hazne olarak turşu bidonu kullandık. Bunun sebebi turşu bidonun kapağı standart ve hazne sürekli değişebilir. Yani atıyoruz 3 litre su alabiliriz veya 5 litrelik bidon hazne takabiliriz. Kapak sabit zaten drone'a. O yüzden haznemiz sürekli değişebiliyor.
takım kaptanı Atasever drone'un çalışma şeklini de anlattı. Hedef kırmızı noktayı tespit ediyoruz. Kırmızı nokta tespit edildikten sonra suyumuzu alıyoruz. Yani suyu aşağıdan 3 metre sarkıttığımız bir su motorumuz var. Su motoru 20 saniyede 2 litre yaklaşık su alabiliyor. Suyumuzu aldıktan sonra daha önceden konumu tespit edilmiş kırmızı noktaya ilerliyoruz. Daha sonra balonu patlayarak haznedeki su yangın noktasına boşaltılmış oluyor. Tamamen otonom şekilde yapıyor. Suyu da otonom şekilde alıyor. Yangın alanı da otonom olarak tespit ediyor ve müdahalede bulunuyor. Su noktasından su çeken su motorunun da kendilerinin tasarladıklarını aktaran Atasever, bunun için drone motoru kullandıklarını söyledi. Standart olarak kullanılan su motorlarını tercih etmedik. Çünkü çok zaman kaybediyorduk. Yani suyu çok 3 metre yukarı çektiği için, yani borumuz uzun, çok fazla zaman kaybımız oluyordu. Bu yüzden drone motorundan, şu an bu drone motoru, bu tamamen kendi tasarımımız. 20 saniyede 2 litre 3 metre yukarı su basabiliyor. Yani haznemize suyu doldurduktan sonra çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde yangına müdahale edebiliyoruz. Genç mucitlerin tasarladığı drone motordan oluşan su motoru da sensörlerle yönlendiriliyor. Öncelikle bu suya dalıyor. Suya daldıktan sonra burada bir yağmur sensörü var. Yağmur sensörüne sinyal gidince su motoru çalışıyor. Su motoru su çekmeye başlıyor. Haznemiz doluyor. Yine burada tavanında bir su yağmur sensörü var. Yağmur sensörüne tekrar sinyal geliyor. Ağzında dolduğunu anlıyor. Daha sonra yangın bölgesine doğru harekete geçiyor. Daha sonra burada servomuz var. Servo motor konuma geldiğinde ileri yönlü hareket ederek balonu patlatıyor. Ve burası, buradan suyumuz aşağı doğru boşalıyor. Bugün turşu bidonundan insan savarcı yangın söndürme cihazı yapan gençler yarın neler yapar artık siz düşünün. Bu arada tüm Afyonkarahisar'ın festival alanında 245 tane takım var. Bu gençler neler yaptığını görmeden istiyorum. Bu arada yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank da Teknofest alanına gelerek, festival alanında gençlerle bir araya gelerek nereye yapıldıklarına bakacak. Efendim, diğer haberimize geçiyoruz. Bu da yine Afyonkarahisar'da göğsümüzü kabartan bir gencimizin haberi. TÜBİTAK Liste öğrencileri kutup araştırma yarışmasında birinci olan Deniz Çakıltaş ödül olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bir sonraki Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibine dahil edildi. Afyonkarahisarlı lise öğrencisi Deniz Çakıltaş, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Yarışması'nda elde ettiği birincilik derecesiyle Antarktika'ya gidecek. 17 yaşındaki Çakıltaş, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nde danışman öğretmeni Muhammed Öztürk'le 1922'de yayınlanan Kuzey'in Nanoğu isimli belgeselin video görüntüleri ve yazılarını inceleyip çözümleyerek Arktik Halk Inuit Eskimoğullarının yaşayışına bir bakış adlı projeyi hazırladı. Teknofest kapsamında TÜBİTAK'ın 22-24 Temmuz'da Giresun'da düzenlediği Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Yarışması'na gönderilen proje 611 kutup araştırması arasında birinci seçildi. Projesinin Nanook of the North isimli belgeselin görüntülerinin incelenmesi sonucu ailenin yaşamı ve kutup kültürünün anlatılmasından oluştuğunu dile getiren Çakıltaş şöyle konuştu. Bu şey Finn, bir Finn projesi ve Finn Nanook adında bir adamın ailesini ve onun yaşamını kuzey kutup kültürünü anlatmakta. Onun günlük hayatta neler yaptığı ailesiyle beraber, nasıl bir yaşam sürdürdüğü kutuplarda, bunlar anlatılıyor projede. Biz de zaten bu film üzerinden kutuplardaki yaşamı inceledik. Kutuplarda nasıl bir yaşam varmış onu inceledik. 100 yıl öncesinde yayımlanmış bir film. 100 yıl öncesini anlatan bir film ayrıca. Ve bu film hakkında daha önce de yerel bir çalışma yapılmamış. Yaptığımız çalışma da bir nevi literatürde ilk olarak geçiyor. Çakıltaş elde ettiği birincilik dolayısıyla ödül olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Antarktika'ya yapılacak bir sonraki Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibine kendisinin de dahil edildiğini,
Bunun için çok heyecanlı olduğunu dile getirirken konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Öncelikle ben birinci olmak benim hedefim değildi aslında. Yani tabii ki istiyordum bunu. Fakat birinci olabileceğimi pek düşünmüyordum. Birinci olduğunu duyduğumda da gerçekten çok şaşırdım. Artı olarak kutuplara gidecek olmam da beni çok fazla heyecanlandırıyor şu sıralar. Zaten daha henüz var ona fakat yani kutuplarda bir ay kalabileceğimi söylüyorlar. Tam olarak net bilgi hala verilmedi bize. Onun dışında ileride kutuplarla ilgili çalışmalara, projelere elbet katılmak isterim. Çünkü ben daha önce kutuplarla ilgili bu kadar bilgi sahibi değildim. İlgimi çeken bir alan olmasına rağmen çok fazla bilgim yoktu kutuplar hakkında. Bilmediğim çok fazla şey öğrendim. Ve bu bilgilerin de bende böyle boşuna kalmasını istemem. İleride bir çalışmamda kullanabilirim. Üniversitede mesela herhangi bir tez konusu olabilir bu. Onun dışında böyle üniversitede TÜBİTAK yarışmaları düzenleniyor mesela. Üniversitede de bu yarışmalara katılabilirim kutuplar üzerinden. Bunlar tamamen araştırmalarım burada kalsın istemiyorum. İleride de benim hayatıma yön vermesini isterim açıkçası. Danışman öğretmen Muhammed Öztürk de öğrencisiyle yaklaşık 6 aydır belgesel üzerinde çalıştıkları projenin birincilik elde etmesiyle gururlandıklarını dile getirdi. TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu kutup araştırmaları proje yarışmasını sosyal ve beşeri bilimler alanında biz dereceler elde ettik. Kutup kültürü alanında aslında Türkiye'de kutuplar çok yeni bir alan olduğu için sadece filmlerden, çizgi filmlerden insanlar bilgi sahibi. Fakat biz işin içine girince olayın ne kadar derin olduğunu gördük. Mesela kutuplar dediğimiz zaman aklımıza Eskimo'lar gelir. Eskimo deriz ama aslında orada yaşayan bir halk vardır. Inuit'tir onlar, Yupik'lerdir ve biz biraz öncelikle projemizde, birinci olan projemizde Inuit halkının kültürü üzerinden gittik ve ne kadar geçmişe gidebiliriz diye düşündük. Ve bu çerçevede 1922 yılında yapılmış olan Nanook of the North adlı bir belgesel filme ulaştık. Ve Nanook of the North filmi yani Kuzey'in Nano adlı film üzerinden Kuzey Kutbu'nu, Kuzey Kutbu'nda yaşayan yani Arktik'te yaşayan Inuit halkını inceledik. Bir kültürel antropoloji çalışmasıydı. Film üzerinden aldığımız kesitleri kutuplarla ilişkilendirdik. Çalışmalarımız ilerleyen yıllarda devam edecek. Öğrenci arkadaşlarımızdan bir tanesi Antarktika'ya gidecek, kutuplara gidecek. Bu da onun için büyük bir deneyim olacaktır. Çalışmalarımızı özellikle Türkiye'nin kutup hafızasına, kutup bilimine katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dumlu Pınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş ise yaşadığı gururu şu sözlerle aktardı. Kutup araştırma projeleri yarışmasının amacı kutuplarda ileride ülkemizin de söz sahibi, söz hakkı olması için toplumda bir farkındalık yaratma, bilim çevrelerinde yapılan bilimsel çalışmalarla söz hakkı elde etme gibi çok önemli bir konu üzerine, farkındalık oluşturmak üzerine bu yarışma düzenleniyor. Biz de bu yarışma kapsamında ilimize 2 tane Türkiye derecesi getirdiğimiz için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Efendim zaman zaman hepimiz de baş ağrır ve bu baş ağrısını biraz sonra geçersek diyerek fazla da önemsemeyiz. Ama nöroloji uzmanı doktor Ceren Günebak'ın baş ağrısının önemini ve hangi hastalıkların habercisi olduğunu Kanal 3 mikrofonlarına anlattı. Baş ağrısı hangi hastalıkların habercisidir? Haber Merkezi ekibi olarak Fuar Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Ceren Günebakan'dan dinledik. Sıcak havalarda birçok vatandaşımızın baş ağrısı yaşadığını biliyoruz. Önceden baş ağrısı yaşayan migren hastaları gerilim tipi, baş ağrısı yaşayan hastalarımızın ağrılarının arttığı gibi sıcak havalarda susuzluk başta olmak üzere tansiyon yükselmeleri gibi birçok sebepten dolayı da baş ağrısı görülebilmekte. Özellikle daha önce yaşamadığı tarzda çok şiddetli ani başlangıçlı bir ağrıyla karşılaşan hastalarımızın hızla hastaneye başvurmaları gerektiğini hatırlatalım. Ani tansiyon yükselmeleriyle beyin kanaması başta olmak üzere birçok hastalıkla karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle özellikle güneşin parlak olduğu saatlerde öğlen sıcağında sabah 10 ile akşam üzeri 4 arasında kronik hastalığı olan hastalarımızın, gebelerimizin, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın özellikle dışarı çıkmamalarını, bol su içmelerini, açık havada yoğun egzersizden kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Efendim boş zamanlarınızı kaliteli ve dolu geçirmenizi sağlayacak olan Yalçın Turizm Afyonkarahisar'da yeni şubesini açtı. Yalçın
Yalçın Turizm Taşımacılık yeni şubesini açtı. İnsanların boş zamanlarını değerlendirecek olan Yalçın Turizm Taşımacılık, yurt içi, yurt dışı otel rezervasyonları, kültür turları, Avrupa turları, otobüs ve uçak bileti rezervasyonları, vize hizmetleri, yurt içi, yurt dışı seyahatleri, sağlık sigortaları, villa kiralama gibi birçok alanda hizmet vermeye başlayacak. Turizmin adresi Yalçın Turizm Taşımacılık Karaman Mahallesi'nde hizmet verecek. Bugün gerçekleştirilen açılışa Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, basın mensupları ve davetliler katıldı. Açılış duaların okunmasıyla başladı. Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan ve işletme sahibi Emirhan Alıcı'nın kurdeleyi kesmesinin ardından açılış gerçekleştirildi. İşletme sahibi genç girişimci Emirhan Alıcı, açılışın ardından Kanal 3 mikrofonlarına kendini tanıtarak Yalçın Turizm Taşımacılık hakkında kısa bilgi verdi. Yalçın Turizm olarak 1997 yılında babamın kurduğu şirketi 2022 yılında ben devam ettireceğim inşallah. Yalçın Turizm Taşımacılık nasıl bir şirkettir? Paket turlar, hac umre organizasyonları, otobüs, uçak biletleri, erken rezervasyon fırsatları gibi birçok hizmette yer alacak olan turizm firmamızda bundan sonraki dönemlerde güzel bir satış yapacağız inşallah. Açılış katılımcılara ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi. Efendim, Afyonkarahisar'ın Bayır ilçesine bağlı Yukarı Çaybelen köyü halkı aşırı yağış sonrası yolların sel sularının altında kalması nedeniyle adeta mahsur kaldı. Selin getirdiği çamur ve toprak yolu kapattı, mahalleli mahsur kaldı. Ağzını çektiği yer burası arkadaş, ben canlı ve canlı göstereyim. Bak. Köylüler her yağmur yağdığında bu manzarayla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi ve kendi imkanlarıyla yolu açmaya çalıştı. Bayat ilçesine bağlı Yukarı Çaybelen köyü, Şamburun mahallesi aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Her yıl bu manzarayla karşılaştıklarını belirten köylüler, mahalleyi ana yola bağlayan tek yolun sel sularının altında kalması nedeniyle yolun çökerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Zaten yolumuz yapılmıştı önceden. Yani sel su burada döndüğünde yolumuz çöktü. Şu anda kendimiz anlatmaya gerek yok. Yol, kum, batık yani halde yani. Yani devamlı böyle biz. Yani halk olarak burası tek yol. Başka okul servisi, her şey yetkililer, kim olursa olsun buradan geçiyor. Tek yol burası. Yani biz sıkıntı içindeyiz, mağduruz ya. Yani çok mağduruz yani. Bunu devletimiz görsün. Yani yapılmasını istiyor. Dilekçe de verdim ben. Mağduruz. Kim bakmıyor? Neden bakılmadığını biz anlamadık ya. Efendim, sağanak yağış sadece Bayat'ta hayatı olumsuz etkilemedi. Sandıklı'da da bazı tarım arazileri sağanaktan dolayı zarar gördü. Afyonkarahisar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü. Sağanak bazı cadde ve sokaklardaysa su birikintileri oluşturdu. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. İş yeri burası, sanayi. Yeni sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı. Şu iş yerinde çalışan adamlara mahvolduk ya. Yazanlarımı gördüm. Evet. Ne gerekirse yapsınlar ya, bu böyle olmaz. Biz bu makinelere dünya para bağladık. Yani çok da zararımız oluyor yani, her seferinde işi gücü koyuyoruz. Dünyanın işi var şu an dükkanda. Efendim, biraz da bölgede neler olmuş isterseniz oralara bakalım ve şu anda uşağa geçiyoruz. Yolcu otobüsü önünde seriden tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi ölürken 43 kişi yaralandı. Kaza Uşak-İzmir Karayolu'nda Çınarcık Köyü yakınlarında meydana geldi. Kaza, turizm şirketine ait tur otobüsünün aynı istikamete giden tıra arkadan çarpması sonucu oluştu. Kazada tur otobüsünün muavini hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.
ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibiyle polis ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentte bulunan hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden muavim Rasim Kutlucan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaza yerine Uşak Valisi Turan Ergün de gelerek yetkililerden bilgi aldı. Basın mensuplarının açıklamalarda bulundu. Bugün saat 03 civarında meydana geliyor kaza. İzmir'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsümüz tırın dorsasına arkadan çarpıyor. Maalesef kazada bir vefat var. Yaralıların tamamı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ve Öztan Hastanesi'ne, Özel Öztan Hastanesi'ne sevk edildi. İlk aldığımız bilgilere göre yaralılarda hayatı terkes olan yok. O sevindirici. Yolda şu anda tek şeritten trafiğe açık. Cumhuriyet Savcılığı da zaten olayla ilgili soruşturmaya başladı. Efendim, Roma'nın ilk imparatoru Augustus tarafından kurulan, milattan sonra 12. yüzyıla kadar Hristiyanın haç merkezi olan Uşak'taki Sebeste'ki antik kentinde 44 yıl aranın ardından kazı çalışmaları yeniden başlatıldı. Roma'nın ilk imparatoru Augustus'un şehrinde kazılar yeniden başladı. Uşak'ın Sivaslı ilçesi Selçikler beldesindeki Sebaste, Roma'nın ilk imparatoru Augustus'un Anadolu'da kurduğu en önemli kentler arasında yer alıyor. Zamanla çevresindeki kentlerin piskoposluk merkezi haline gelen antik şehirde iki kilise bulunuyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 1966-1978'de yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen bulgular, antik kentin milattan sonra 12. yüzyıla kadar Hristiyanlığın hac merkezi olduğunu işaret ediyor. Uşak'ta ilk kez bilimsel arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı antik kentte Büyük Kilise ve Küçük Kilise olarak adlandırılan iki yapının kalıntıları yer alıyor. Sebaste Antik Kenti'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Öncülüğü ve Uşak Arkeoloji Müzesi Başkanlığı'nda 1978'den sonra yeniden kazı çalışmaları başlatıldı. Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doçent Doktor Emre Taştemir ve Doçent Doktor Münteha Dinç ise kazıların bilimsel danışmanlığını yürütüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Sebaste Antik Kenti'nin geçmişinin 7000 yıl öncesine kadar uzandığını söyledi. Roma döneminden sonra Roma medeniyetinin devamı olan Bizans içinde oldukça önemli bir kent halinde. Ve Bizans döneminde Sebaste Antik Kenti haç merkezi haline geliyor. O dönemde Hristiyanların haç merkezi yaptığı kentlerden birisi olarak burası aktif şekilde bu alanda gördüğümüz Büyük Kilise ve Küçük Kilise ile birlikte haç merkezi olarak kullanılıyor. Sebaste Antik Kenti zamanla Hristiyanlığın haç merkezi haline geldiğini ve şehrin arkeolojik tarihi açısından önemini şu sözlerle aktardı Ceylan. Sivaslı Sebaste Antik Kentimizin en önemli özelliklerinden birisi de Uşak'taki ilk bilimsel arkeolojik antik kazı burada yapılıyor ve 1966'dan 1978'e kadar burada yaklaşık 12 yıl boyunca kazı yapılmaya devam ediliyor. Sonraki süreçte kazılar bir süre duruyor. Kültür Turizm Bakanlığımızın, Valiliğimizin, Kaymakamlığımızın ve Selçikler Belediye'mizin yoğun çalışmaları sonucunda İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak biz de 2021 yılının Haziran ayı itibariyle buradaki kamulaştırma çalışmalarını başlattık. Ve bugün 2022 yılının Ağustos'unda yani bir yıl içerisinde kamulaştırma çalışmalarının %70'ini tamamladık. Kazıların uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkati çeken Ceylan şunları aktardı. Kazılar malumunuz olduğu üzere oldukça uzun süren bir süreç ve kazıyı tamamladığımızda burayı bir Efes şekline dönüştürmeyi, bu hem büyük kiliseyi hem küçük kiliseyi yeniden ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Aynı zamanda bu alanı bir arkeopark projesine dönüştürerek kültürel mirasımıza sahip çıkmak, bu ayağa kaldırdığımız antik kentimizi arkeopark projesiyle daha iyi benimsemek ve yaşatmak adına tanıtmak ve turizme kazandırmayı da amaçlıyoruz. Efendim, Uşak'tan sonra şimdi Isparta bir tarih eser haberiyle ekranlardayız.
Eğirdir'e tatile gelen ve Adacık'tan benzer taşını fark eden bir kişinin başvurusu üzerine yapılan incelemede kalıntıların Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve geç antik çağdan kalma kiremit parçası olduğu belirlendi. Eğirdir Gölü'ndeki bir adacıkta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve geç antik çağdan kalma kiremit parçası bulgularına rastlandı. Kamera çekimi yapıyor musun? İstanbul'dan tatil için Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen Murat Ural, Eğirdir Gölü'ndeki bir adacıkta mezar taşı görmesi üzerine durumu Isparta Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve geç antik çağdan kalma kiremit parçası tespit etti. Mezar taşını bölgede gören Murat Ural, yüzerken suda bir taş fark ettiğini söyledi. Bu sene geldiğimde hemen ilk işim buraya gelmek oldu, bir su altı kamerasıyla. Fakat su altı kamerasına ihtiyaç kalmadı çünkü gölün suları çekilmeye devam ediyor. Bir metre kadar daha çekildiği için bu kaya, bu mezar taşı suyun üzerine çıkmış. Başvurular sonrasında ekiplerin bölgede inceleme yaptığını anlatan Ural, herkesi Eğirdir Gölü'ne sahip çıkmaya davet ediyorum dedi. Bu keşiften dolayı hem çok mutluyum hem de üzgünüm. Mutluyum çünkü tarihi bir gerçek su üstüne çıktı. Üzgünüm çünkü gölün suları, Eğirdir Gölü'nün suları her gün biraz daha, her sene biraz daha fazla azalıyor, azalmaya devam ediyor. Gölümüz can çekişiyor. Bu kıymetleri, yerin altındaki kıymetleri de kazanmak çok önemli ama sanırım yerin altındaki de kazanmak için üstündekileri kaybetmeyi beklememeliyiz. Herkesi, bütün Türk milletini Eğirdir Gölü'ne sahip çıkmaya davet ediyorum. Isparta Müze Müdürü Mustafa Akaslansa Eğirdir Gölü Adataşı isimli adacıkta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı bulunduğunu dile getirdi. Mezar taşının uzun süre göl suyuna maruz kaldığına dikkati çeken Akaslan şöyle devam etti. Adataşı kayalığının yüzeyinde Isparta Müzesi uzmanlarınca yapılan incelemede kayalık zirvesinin tıraşlanarak bir mimari için hazırlık yapıldığı ve bir düzenleme yapıldığı görülmüştür. Ama günümüze ne yazık ki bu mimari ulaşamamış. Bu yapılan bu mimari modern tahribat ve doğa tahribatı nedeniyle tam olarak izlenememektedir. Yüzeyde geç antik döneme ait olduğunu düşündüğümüz çatı kiremiti parçaları bulunmuştur. Bu konu değerlendirilmek üzere, raporlandıktan sonra değerlendirilmek üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmiştir. Oradan gelecek olan uzman arkadaşlarının incelemesinden sonra Antalya Koruma Bölge Kurulu'nda koruma altına alınıp alınmayacağı konusu değerlendirilecek. Efendim, kültür haberlerinden sonra keyifli bir haber için şu anda da Isparta'ya gidiyoruz. Çay Ocağı İşletmecisi Moral İstasyonu adını verdiği mekanına gelen misafirlerin günün stresinden uzaklaştırıyor. Kurduğu orkestra eşliğinde hem müzik ziyafeti verip hem de çay dağıtıyor. Isparta'da Çay Ocağı İşletmecisi Ramazan Akden, Moral İstasyonu adını verdiği çay ocağına gelen müşterilerini günün stresinden kurtarmak için saz, ney, darbukadan oluşan orkestra eşliğinde hem türkü söylüyor hem de çay dağıtıyor. Yaklaşık 30 yıl önce çay ocağı işletmeciliğine başlayan Ramazan Akden, günün yorgunluğunu atmak için çay ocağına gelenlerin her birinin çeşitli dertleri olduğunu gördü. Bunun üzerine Akden, insanlara moral verebilmek için bir orkestra kurmaya karar verdi. Çevresindekilerin de desteğiyle ücret almadan gönüllü olarak küçük bir orkestra oluşturan Ramazan Akden, Isparta'ya bir renkte böyle katalım istedik dedi. Moral istasyonu diye bir yer kurduk. Tabii bu zaman aldı, yıllarımızı verdik. İnsanları severek, insanları sayarak, saygı duyarak, insanlarımızı incitmeden memleketimizde dedik. Moral istasyonu olsun, Güller Diyarı Isparta'mızda bir renkte öyle katalım dedik. İşletmeyi açtıktan sonra halkla bütünleştiğini belirten Akden, moral istasyonu yerini buldu diye ekledi. Sağ olsunlar, buradaki bulunan kardeşlerim, daha burada olmayan kardeşlerim de var. Bizi daima desteklediler. O insanlar buraya gelip saz çalmasını bilen bilmeyen, eline alan bir şeyler öğrendi. Öğrenci olsun, asker olsun,
Burada halkla bütünleştik, aileler geliyordu. Yani bu iş böyle devam etti. Dedik ki gerçekten moral istasyonu yerini buldu. İşletme sahibi Ramazan Akden, günün stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşları moral istasyonuna davet etti. Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrilirken yollar selden dolayı taş ve çamurlarla kaplandı. Burdur'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, karayoluna sel ve çamur aktı. Kent merkezinde öğleden sonra görülen kuvvetli rüzgarda park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine ağaç, itfaiye ekiplerince otomobilin üzerinden kaldırıldı. Burdur-Antalya karayolunun 10. kilometresinde ise bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç, karayollara ekiplerince yoldan kaldırıldı. Rüzgarın ardından aynı karayolunun kurna mevkisine etkili olan sağanak nedeniyle yol, selden dolayı taş ve çamurla kaplandı. Ekipler kepçe yardımıyla yolu temizledi, temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Efendim şimdi bölge haberlerimizde Denizli'deyiz. Merkez Efendi ilçesinde doğduğu günden itibaren yatağa bayılarak yaşamını sürdüren Nursela Yıkım, 18 yıldır tek çeşit verilen mamayla beslenerek yaşamaya çalışıyor. Ailesinin cennet kuşu olarak hitap ettiği ve %94 ağır engelli Nursela ziyaret edilmeyi bekliyor. Denizli'de yaşayan emekli Mehmet Emin'le Gülcan Yıkım çiftinin kızları olan Nursela Yıkım, 18 yıl önce 6 aylık 24 haftalık olarak dünyaya geldi. Deniz kuşu, Nursela, acıttın mı? Doğuştan gelen rahatsızlığı sonucu duyamayan, konuşamayan ve yürüyemeyen Nursela yatağa mahkum kaldı. Yaşamını sadece devlet imkanlarıyla sağlanan mamayla sürdüren Nursela, ailesinin güçlükle yedirebildiği bu mamayla yaşama tutunmaya çalışıyor. Sürekli gözetim altında tuttukları ve cennet kuşu Nursela olarak hitap ettikleri evlatlarına kol kanat geren Mehmet Emin ve Gülcan çifti, 18 yıldır birçok zorluklarla karşılaşmalarına rağmen büyük bir fedakarlık gösteriyor. En büyük sevinç kaynaklarının Nursela'nın yaşaması ve onun tebessüm etmesi olduğunu belirten Yıkım ailesi, hayatlarını 3 çocuklarından birisi olan engelli kızlarına adadı. Ne yaptı? Aileyi en çok evlerine gelen ziyaretçiler sevindiriyor. Kızlarının da eve gelen ziyaretçilerle mutlu olup moral kazandığını ifade eden Yıkım ailesi, evlerine daha çok ziyaretçinin gelmesini istiyor. Gezmeye gidelim mi? Araba binecek misin? Cennet kuşu Nursela diye hitap ettiği kızının dünyaya erken geldiğini ve bu yüzden engelli doğduğunu belirten baba Mehmet Emin Yıkım, birçok zorluk çektiğini anlattı. Ağzına mama dökerek büyüttük. 18 yaşına kadar bugüne kadar getirdik. Cennet kuşu Nursela, adı Nursela diyor ama ben cennet kuşu diye hitap ederim. Gerçekten cennet kuşudur. Yutma bilmez. Zorlukla 3 tane yastığı koyarız buraya, yatırırız. O şekilde kaşık kaşık ağzına dökeriz. Ağır özürlü, %94 ağır özürlü kızım. Görmüyor, duymuyor, konuşmuyor. Sosyal faaliyetleri kısıtlı Yıkım ailesine moral vermek ve yanlarında olmak adına fırsat buldukça ziyarete giden Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebru Leman Kalkansa şöyle konuştu. Bugün çok önemli bir yerdeyiz. Cennet kuşunun evindeyiz. Birçok özürlü çocuğumuzun sesini duyurmaya çalışıyoruz. Efendim, Konya'nın Karapiral ilçesinde kurt saldırısı sonucu 43 kuzu telef oldu. Konya'da kurt saldırısı sonucu 43 kuzu telef oldu. Kurtlanmasın diye biz böyle yaptık. Konya Karapınar'da küçük baş yetiştiren Mehmet Yazgan, yem vermek için ağıla gittiğinde kapının açık olduğunu gördü. Geçiriz. Ailesiyle kuzuları aramaya çıkan Yazgan, ağıldan yaklaşık 4 kilometre uzakta kuzuların kurt saldırısı sonucu telef olduğunu gördü. Dün ben buradaydım, hani bir resim video çeksen dedin ya. Yazgan 3 kuzunun da yaralı olduğunu dile getirerek şunları söyledi. Şu anda en az 2 kilometre önünde götürmüş gitmiş bari. Tuttuğunu yemiş, yaralamış.
53 malımdan 10 malımda, onda da 1-2 yaralı var şimdi, çektin içeride gördüm. Adam bile bile açmış, kapıları gitmiş. Ne olduğunu o ben bilmiyorum. Hırsızlık mı? Bir gasp mı var? Mehmet Yazgan'ın eşi Meryem Yazgan da hayvanların ölümü bizi çok etkiledi diye konuştu. Yapana da Mevlam'a havale diyorum. Bak hiç diyorum beddua etmeyeceğim. Bilmem götürme niyetiyle, bilmem doğru bize acı yapma acı. Onunla da kurdun eline geçmiş. Kırkış malımız telef olmuş kuzum. Efendim bugünkü son bölge haberimiz olarak Eskişehir'e gidiyoruz. Düzenlenen posta güvercinin yarışında aynı kümesten 4 kuş Kars'tan Eskişehir'e 1050 kilometrelik mesafeyi uçarak 25 saatte tamamladı. Güvercinler bir günde 1050 kilometre uçarak kümeslerine geri döndüler. Bu taraftaki kuşumuz ve az önce... Tarihin eski yıllarından beri farklı amaçlarla kullanılan ve çok uzun mesafeler uçarak iletişimi sağlayan posta güvercinlerinin yeteneklerini sergileyebilmeleri için Eskişehir'de yarışlar düzenleniyor. Yarışlarda güvercinler özel araçlarla geri gelmeleri istenen mesafeye götürülüyor. Gittikleri şehirde serbest bırakılan güvercinler kümeslerine döndüklerinde yarışı tamamlamış oluyor. Her sene farklı mesafelerde düzenlenen posta güvercin yarışında bu sene Eskişehir'de bir ilk yaşandı. Eskişehir'deki 3 derneğin düzenlediği Kars yarışında 4 güvercin bir günde 1050 kilometre uçarak kümesine döndü. Toplam 97 adet güvercin yarışa katılırken Vural Görel isimli vatandaşın 4 kuşu sırayla kümese dönerek büyük bir başarıya imza attı. Bu taraftaki kuşumuz ve az önce... Çocukluğundan beri hayvan sevgisiyle büyüdüğünü söyleyen Eskişehirli Vural Görer, 3 yıldır ilgiyle beslediği posta güvercinlerinin başarıya ulaştığını anlattı. Bu yarışlar sezonluk oluyor. Yaklaşık 9 etap ve 10 etaptan şehirden başka şehirlere doğru yavaş yavaş etap etap gidiliyor. Daha onun öncesinde antrenmanlarla biz kendi kuşlarımızı ilk baş kendi bireysel antrenmanlarımızla yapıp ondan sonra 110 kilometreden 650-800'e kadar normal dernek finallerimiz oluyor. Toplam 9 veya 10 etap yapıyoruz. Ondan sonrası özel etap Kars gibi özel ekstra maraton yarışı diye geçiyor. Bu sene de o 3 dernek olarak Eskişehir Profesyonel Posta, Bozüyük Posta ve Eskişehir Posta olarak 3 dernek adı altında kendimiz düzenledik. 25 saatte kara kilometresi 1300, hava olarak uçum, kuş uçumu olarak da 1050 kilometreyi aşarak evine ulaşmayı başardı. Eskişehir Profesyonel Posta Dernek Başkanı Hasan Edirne bu yarışta gidilen mesafenin önceki yarışları geride bıraktığından bahsetti. Bu sene 3 dernek ortak yarışlar bittikten sonra karar aldık. Organizasyon yaptık. Federasyondan gözlemcimiz geldi, Türkiye Güvercin Federasyonu'ndan. Onun kayıt altına aldığı kuşlarla salım hakemlerimiz var. Bu bizim yarışlarımıza gönderdiğimiz salım hakemi diyoruz. Onların araçlarında kuşlarımız 2 gün yol sürmek şartıyla Kars'a ulaştı. Kars'ı aştık artık 1050 kilometre. Önümüz senede bu organizasyonu devam ettirebilirsek, bir aksilik yaşamazsak eğer, Gürcistan-Batum yarışı yapmayı düşünüyoruz. O da 1200 kilometre falan olacak Eskişehir'e. Onu da aşabilirsek Türkiye'de bir ilki başarmış olacağız Eskişehir dernekleri olarak. Efendim Kanal 3 Ana Haber olarak bugün de sizlere Afyon, Karahisar'da ve bölgedeki önemli gelişmelerin eklerine getirmeye çalıştık. Yarın yine aynı saatte Kanal 3 Haber'de buluşmak üzere diyorum. İyi akşamlar, mutlu kalın efendim. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Afşin-Afyon sporlu futbolcuları konakladıkları otelde ziyaret ederek çalışmalarında ve yeni sezonda başarılar diledi.
Afyonkarahisar'da görev yaptığı süre içerisinde başta Afşat Afyonspor olmak üzere Afyon Belediyespor Basketbol ve Afyon Belediye Yuntaş Voleybol takımlarına büyük destekler veren ve spor severlerin gönlünde taht kuran Vali Gökmen Çiçek, mor beyazlı takımı Kayseri'de de yalnız bırakmadı. Afşat Afyonspor kafilesinin konakladığı otele geldiğinde kulüp başkanı Süleyman Karakuş, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular tarafından karşılanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, daha sonra yönetici ve futbolcularla sohbet etti. Vali Gökmen Çiçek ile Afşat Afyonsporlu futbolcular arasındaki sohbet oldukça samimi bir ortamda geçti. Ziyaret sonrası Afşat Afyonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise eski valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz sezon öncesi hazırlık kampımızı ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek, teknik ekibimiz ve oyuncularımız ile bir araya geldi. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan ve takımımızla ilgilenen Afyonspor sevdalısı, gönüllerimizin valisi Sayın Çiçek'e teşekkür ederiz. Afyon sizinle gurur duyuyor ifadelerine yer verildi. Sezon öncesi Kayseri'de kampa giren Afşat Afyonspor, dün Cezayir 1. Lig takımlarından Moğolidya Kulüp Delcarye ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Afşat Afyonspor, kendi tesislerinde yaptığı antrenmanların ardından geçtiğimiz hafta sonu kamp için Kayseri'ye giderek çalışmalarını burada sürdürmeye başlamıştı. Dün Cezayir 1. Lig takımlarından Moğolidya Kulüp Delcarye ile bir hazırlık maçı yapan mor beyazlı futbolcular, rakibi karşısında güzel bir mücadele ortaya koyarken müsabaka 3-3 berabere sona erdi. Kendi tesislerinde başladıkları yeni sezon hazırlıklarının iyi geçtiğini ve Kayseri kampının da son derece verimli geçtiğini bildiren Afşat Afyonspor Teknik Direktörü Koray Palas, kamp dönüşü antrenmanlara yine kendi tesislerinde devam edeceklerini söyledi. TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Eskişehirspor, Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda Kuşadası Spor ile oynadığı hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı. Son yıllarda yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle geçen sezon TFF 3. Lig'e düşen Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Cüneyt Biçer gözetiminde Eskişehir Vali Hanefi Demirkol tesislerinde sürdürüyor. Birçok kulübün yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar'a gelen Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Kuşadası Spor ile hazırlık maçı yaptı. Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 83. dakikada Ömer Faruk Söyler'in attığı tek golle kazanan Eskişehirspor'un çalışmalarına kendi tesislerinde devam edeceği bildirildi. Yeni sezonda TFF 2. Lig'de Afşat Afyonspor ile aynı grupta mücadele verecek olan Bursa Spor'da Afyonkarahisar kampının son derece verimli geçtiği bildirildi. Bursa Spor Teknik Direktörü Tahsin Tam hem son hazırlık maçını hem de takımın son durumunu değerlendirdi. Yeni sezon hazırlıklarının Afyon'da oldukça verimli geçtiğini dile getiren Tahsin Tam, 68 Aksaray Belediyespor'la oynanan maçla ilgili olarak bambaşka iki devre gözlemledik. İlk devre istediklerimizi ortaya koyamadık, geçişleri sağlayamadık, özgüven eksikliği göze çarptı. Takım olarak ortaya koyduğumuz oyun bizi mutlu etmedi. Futbolcularımızı tanıyacağız. Hepsi gelişime açık oyuncular. Yetenek sadece iyi bir çalışma değil. Yetenek birçok faktör arar. Yüksek konsantrasyon ister. Cesur ve özgüven sahibi olmaktır. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bunlar hazırlık maçı. Alt liglerde bu maçlar zor geçer. Biz her maçı, her antrenmanı aynı ciddiyetle yaşamak istiyoruz. İkinci yarıda daha özgüvenliydik ve kazandık. Hem oyuncularımızın hem de bizler de kendimizi eleştirmek adına önemliydi diye konuştu. Eskişehirspor'dan hazırlık maçı teklifi aldıklarını kaydeden teknik direktör Tahsin Tam,
Eskişehir Spor'dan bir istek geldi. Ama biz hazırlık maçlarımızı doldurmuş durumdayız. Tarihler pek uygun gözükmüyor ama uygun bir opsiyon bulursak değerlendirebiliriz ifadelerini kullandı. Kubilay Sönmez'in son hazırlık maçında sakatlanmasıyla ilgili de detay veren tecrübeli çalıştırıcı. Kubilay Sönmez'in kasığında hafif sakatlık var. Önemli değil. Koruma amaçlı birkaç antrenmana çıkartmayacağız dedi. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.